İşte Adana'nın, belki Çukurova'nın bütünlük olarak söylemek gerekirse bir özelliği, hemen deniz burası, işte deniz sonuçta, hem balık tutulan bir yer, hem bir lagün, hem de bir tarafı da sahil. Ama bu arada dağlarımız da hafif de olsa görülmektedir. Toroslar, işte Toroslar'da kar var, işte burada deniz var. Yani isterseniz gidip kayak yapabilirseniz, tesis yapılırsa Çukurova bölgesi için. Aynı zamanda isterseniz bu bölgede balık tutabilirsiniz ve bu bölgede denize girebilirsiniz veyahut da deniz turizmini gerçekleştirebilirsiniz. İşte burası Çukurova ve Çukurova'nın özelliklerinden bir tanesi. Onun için inşallah iyi bir şey olur, çekim olur. Çünkü buradan sonra, bu lagünden sonra, daha doğrusu bu dalyandan sonra lagüne gireceğiz. Şu görülen yer, burası tam dalyan. Yani lagünün, gölün, deniz gölünün denizle bütünleştiği, denize olan tek geçiti burası. Onun için buraya şey yaparlar. Gördüğünüz gibi engeller kollar ve bu bölgede balık tutarlar. Burası denize açılan, bu gölün denize açılan yeri ve dalyanı buraya kurmuşlar. Gördüğünüz gibi bir kanal gibi, bir nehir gibi dalyandan devam ediyor. Hemen şu tepelerin arkası da deniz, yani Karataş Denizi. Ama buranın bir özelliği, tabii lagünün bir özelliği, denizden ayrı olması ve denizin dalgalarından şey olması, denizin dalgalarına muhatap olmaması ve onlarla karşı karşıya olmaması, bu bölgedeki kuşların rahat rahat kendilerine bir habitat, yani bir yerleşim bulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla birazdan rastlarsak kuşlara da rastlayacağız. Değerli izleyiciler, şu anda tekneye bindik. Adın ne senin bakayım? Hayati Balıkçı. Hayati Balıkçı inan ki Karataş'ta balıkçı sülalesi önemlidir. Demek ki onlardan biri arkadaşımız. Ve dolayısıyla buradan şimdi Dalyan'dan binerek şeye doğru gidiyoruz. Ne diyoruz ona? Lagüne doğru. Lagünün içine doğru gideceğiz. Ama bizim kaptanımız burada, Hayati. Tamam. Ama tabii önemli bir konuğumuz var. Adana'mıza yeni gelen ve yeni atanan 7. Bölge Müdürü, yani bakanlığın, daha doğrusu Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yeni atanan, bu bölgeye 6 il mi var? 6 il. 6 ile bakacak olan ve bu işlerle ilgili Doğa Koruma Milli Parklarla ilgili Bölge Müdürümüz de yanımızda, onunla beraber gideceğiz. Evet, Bölge Müdürüm, birazdan daha iyi sohbet yaparız. Evet, buyurun. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Dalyan'ı geride bıraktık ve adaya doğru hızla ilerliyoruz. Evet. O cümleyi söyle. Evet. Çukurova Deltası gerçekten de lagünleriyle ünlü bir alan. Tuzla lagünü, ak yatan lagünü, ağ yatan lagünü ve yumurta lagünü olmak üzere Mersin'den başlayıp, Mersin sahilinden başlayıp ta Hatay sahiline kadar önemli lagünlerin olduğu, aynı zamanda Ramsar özelliği taşıyan sulak alanları kapsaması bakımından gerçekten güzel alanlar. Bu alanları özellikle
daha iyi koruyup insanların görselliğine, insanların hizmetine sunmak önemli. Bu anlamda inşallah Bölge Müdürlüğü dahilinde yeni çalışmalar yapıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu alanları tanıtımı konusu önemli. İşte bugün de burada bu alanların tanıtımı anlamında işte biraz sonra da daha ses geliyor. Genel müdürüm, bölge müdürüm böyle gür ses olsun. Gür. Adaya çıkacağız. O adayı da göreceğiz. O adada da inceleme yapma şansı olacak. Adaya ben de ilk defa çıkıyorum. Tabii ben bölge müdürü olarak yaklaşık 5 aydır Adana ili ve 5 ille beraber bölge müdürlüğü hizmetine başladık. Adana merkezinde olması bölge müdürlüğünün Adana için tabii önemli. Buradaki alanların lagünler dahil olmak üzere diğer alanların değerlendirilmesi, milli park alanları, tabiat parkı alanları daha iyi değerlendirmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi için bölge müdürlüğünün Adana ilinde olmuş olması tabii önem arz ediyor. İnşallah tabii bu söz konusu alanların daha iyi hale getirilip yeni alanlar kazanılması konusunda da doğa turizmine yönelik eylem planı hazırlığımız var. Bu eylem planı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde kamuoyuyla da paylaşacağız. Kamuoyuyla da paylaştığımızda görülecek ki Adana'nın bu anlamda doğal güzelliklerinin ne kadar önemli ve iyi alanların olduğunu göreceğiz. Ve bu alanların daha iyi değerlendirilmesi konusunda da bu eylem planında değerlendirmiş olacağız. Şu an 1 kilometre geldik. Su aynı şekilde, her taraf aynı bu şekilde sığdı. Nereye kadar gidersen git hep aynıdır. Okay. Bunun sebebi nedir abi? Niye böyle? Eskiden burası çok derindi. Zamanla bunun içinde yosun çoğalır, çöker. Çoğalır, çöker. Gitgide katmanlaşınca yukarılaştı bu kadar. Daha önce bu kadar su vardı. Buraya kadar derindi. Sayın seyirciler, şimdi burası
İki Karataş, şurası Feriziye, şurası Yemişli. Gölümüzün etrafı hep köy içindedir. Peki bir şey soracağım. Burada bir de ada varmış. Avrat Adası. Evet, önümüzde şu an o tarafa doğru gidiyoruz. Bizim adımızla, bizim dilimizle Nergizli deriz biz orası. Hep Nergiz olur. Orası şimdi göreceksiniz, çok güzel yer. Şimdi hep beraber gidelim. Biraz önce gördükleriniz flamingoydu. Şu anda gördükleriniz de kaz. Bu bölgede tabii kuşların yerleşimleri var. Özellikle göçmen kuşların. Soğuk olan bu mevsimlerde, bugünlerde hemen hemen Türkiye'nin her tarafı çok soğuk. Her tarafta buz var. Ama bu bizim bölgede işte gördüğünüz gibi bir tişört demeyelim de uzun tişörtle gezebiliyoruz. Dolayısıyla kuşlar da aynı şekilde burada bu kışı geçiriyorlar. Mart başında da yavaş yavaş bu göçmen kuşlar giderler. Flamingolar olsun, kazlar olsun. Evet, şimdi şu gördüğünüz yer hep sazlıktır, gölün kenarıdır. Sulama kanallarının
Bütün suları hep bu sazlıktan Ayatan'a akıyor. Adaya yaklaşıyoruz şu anda. Adaya yaklaştıkça da şu anda görüldüğü gibi hakikaten yoğun bir su kuşlarını görmek mümkün. Şimdi değerli seyirciler, biraz önce bir kuş gördünüz. Biliyorsunuz Nuh tufanından sonra ilk görülen de güvercin, böyle karaya yaklaşınca, artık kara görününce, tufan bitince ilk güvercin miydi? Değil mi bölge müdürü? Evet, evet. Dolayısıyla şimdi kendimi öyle zannediyorum. Yani bir Nuh tufanından sonra karayı, karanın göründüğünü o biraz önce uçan martıdan anladım. Gerçekten de kara göründü, ada. Ada göründü. Evet, adaya ulaştık. İşte Nergiz Dağı'sı burası. Bakın Nergiz'in güzelliğine. Bol bol topla. Evet değerli seyirciler, bugün 20 Şubat. Bir hafta önce 14 Şubat'tı. Yani sevgililer günü. İnsan bu kadar Nergiz'i burada görünce 14 Şubat'ta gelseydik buradan Nergiz götürürdük. Ve sevgilimize, neyse eşimize verirdik. Hiç para da vermeye gerek yoktu. Çünkü o gün çiçekler çok pahalı 14 Şubat'ta. Ne diyorsun bölge müdürüm? Evet, hakikaten yaklaşık bir saatlik bir tekne gezisinden sonra Nergiz Adası'na geldik. Gerçekten bu görüntüyü görmek, bir tarafta Nergiz, bir tarafta kuşlar. Hakikaten olağanüstü bir görüntüsü var buranın. Buraya ilk defa gelmemize rağmen gerçekten doğa güzellik olarak önemli bir alanımız olan Akyatan'ın bu güzel adasını görmekten mutluluk duydum. Burayı biz tabii bu alanı, bu söz konusu Nergiz Adası'nın biz kendi alanımız içerisinde kaldığı için daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? İnsanları buraya nasıl çekebiliriz? Bunun değerlendirmesini biz yapacağız inşallah. Hem işte
kuş göç yolu üzeri olması ve burada kuşların önemli bir uğrak alanı olması. Bildiğiniz gibi bu sene kış şartları ağır geçti. Ağır geçmesiyle beraber özellikle bu seneki söz konusu alanlarımızda kuşların daha yoğunluklu olduğunu söyleyebiliriz. Kuş araştırmaları veya Doğa Derneği tarafından yapılan araştırmalarda bu sene hakikaten kuş göç yolu üzerindeki bu alanlarımızda kuşların daha fazla uğrak olarak buralarda bulunduğunu teyit etmek istiyoruz. Bu alanları daha iyi tanıtabilmek, daha iyi insanların görseline sunmak için biz gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bunu daha üst seviyelere çıkaracağız inşallah. Tabii buraya gelmek için bir tekne olması gerekiyordu ve tekneyle geldik. Biraz önce gördüğünüz gibi bu teknenin sahibi, balıkçılık yapan burada bir kaptanımız var. O olmasaydı bu güzel adayı size gösteremezdik. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Burayı tanıtmanız bizim için de çok önemli. Çünkü biz buranın yerlisiyiz. Burası kuş cenneti. Gerçekten biz de buraları çok seviyoruz. Ve ekmeğimiz de buradandır. Kaptanım çiçekler kimi? Sevgilime avradıma götüreceğim. Avradıma götüreceğim. Evet değerli izleyiciler, her ne kadar burada çiçek topluyorsak da, kokan doğal bir nergis topluyorsak da, burada belirtmek istediğimiz şu var bir de, biraz önce bölge müdürümüzün anlattıklarının dışında şunları da söyleyebiliriz. Bu bölgeye insan, yani Çukurova'ya geldiği zaman Çukurova, gerçekten bir bütünlük arz ediyor. Yani Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye diye ayırmamak gerekir. Nitekim buradan şimdi şu anda burada buluyoruz biz. Adana'nın hemen işte 50 kilometre uzağındayız. Ve karşıdaki Amanoslar'ı görüyoruz. Amanoslar'daki İskenderun Körfezi'nin hemen şey tarafı üstündeki Amanoslar'ı, oradaki karları görebiliyoruz. Yani Çukurova'nın bir bütünlüğünün şeyi, ispatı diyebiliriz. Buranın güzelliği bu. Kuşlar da onun için geliyor herhalde bölge müdürüm. Ne diyorsun? Evet. Tabii dediğin gibi gerçekten bir bütün. Bölge olarak bakılırsa özellikle Mersin, Adana ve Hatay bir sahil şeridi olarak bakıldığında çok kuşların, kuş göç yolunun önemli bir alanı burası. Önemli alan olmakla beraber burada işte Tuzla Lagünü'nden tutun ak yatan, ağ yatan, yumurtalık lagünleri buradaki bu önemli alanların özelliğini şu şekilde belirtmek lazım. Hakikaten bunlar bir bütün olarak bakıldığı zaman bu bölgeye önemli bir doğal değer katıyor. Sadece kuş göç yolu üzeri olması, kuşların uğrak alanları olarak bakmamak lazım. Hem diğer fauna, flora, biyoloji çeşitlilik anlamında da önemli bir özellik arz ediyor burada. Ondan dolayı bu alanların kumul alanları, aynı zamanda kumul özelliği olan alanlar da mevcut. Bu alanları en iyi şekilde koruyup insanların hizmetine sunmak önemli. Thank you.
Dürüm bir şey oluyordu şimdi. Şimdi tabii bu Nergiz Adası'nı gezdikten sonra tabii biz bu adayla ilgili yeni düşünceler, yeni planlar, yeni programlar yapabilir miyiz? Nasıl? İnsanları buraya tekne turları düzenleyerek buraya getirip de insanların hem buraları görmelerini hem de burada piknik mekisi olarak da uygun bir şekilde ortam hazırlayabilir miyiz? Bunun da bir çalışmasını biz yapmak istiyoruz. Bunu inşallah yaparsak en azından Adana'daki insanların da burayı görmüş olmalarını sağlamış oluruz. Sonuçta tahmin ediyorum Adana'daki birçok insan burayı bilmiyordur. Buradaki bu güzelliği, buranın güzel ortamını, doğal güzelliğini, hem Nergis Adası olarak bu Nergis güzelliğini hem de kuşlarla olan bu güzelliğini görmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bu bütünlüğü sağlayabilecek bir plan proje inşallah yapmayı düşünüyoruz. Yaparsak burayı da canlı hale getirmiş oluruz. Hayırlısı diyelim. Evet. Evet değerli seyirciler, tabii biz şimdi Nergiz Adası'nın işte ortasındayız. Bugün 20 Şubat, cemrenin ilk cemrenin düştüğü gün. Yani cemre biliyorsunuz ilk cemre havaya düşer. Ondan sonraki cemre suya düşer ve son cemre karaya düşer. Şimdi bugün havaya düştü. Bir hafta sonra ayın 27'sinde havaya suya düşecek ve ondan sonra 6'sında da 6 Mart'ta da karaya düşecek. Dolayısıyla ısınma, yani havamız, havada bu soğuk günler geçecek. Artık ısınma, ilkbahar müjdesi cemre olarak görülür ve bu cemrelerde çok eskiden beri bu bölgenin, Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın bir kültürü olarak bugüne kadar binlerce yıldır gelmiştir. Cemrenin manası şudur: kor. Kor ateş, kor. Dolayısıyla yani o cemre, o kor ateş işte buralara düşüyor veya da işte güneşin bir parçası, ne artık o devirlerde nasıl düşündülerse bunu söylemişler. Yani ısınma başlıyor. Ama bugün işte havaya düşmüş olduğunu görüyoruz. Çünkü artık Nergiz'in de sonlarına yaklaşmış. Çünkü Nergiz aslında kışın ortasında çiçek açan bir bitkidir. Dolayısıyla kara kışta çiçek açan bitki olduğu için kara kış biterken beraber, ilkbahar girerken beraber Nergiz artık solar. Biz de sonuna doğru ulaşmış olduk. Ama çok güzel bir duygu. Gerçekten Nergiz'in yoğun olduğu bu adanın ortasında, Nergizlerin içerisinde böyle yatmak ve öyle bir koku var ki insanı bayıltıyor. Biraz daha fazla kalsak herhalde burada tekrar geri dönemeyeceğiz. Bu koku insanı mayıştırır. Şimdi ben bunu kokladım ama bu kadar Nergiz içinde niye bunu kokladım? Çünkü zaten her taraf koku. Yani acayip bir koku var burada şeyde, adada. Bunu kokladım, bu kokluya şey yapıyorum. Biraz da daha yoğun mu acaba diye bir şey yaptım. Doğal Nergiz olduğu için gerçekten kokusu, zaten adaya yaklaşırken koku başlıyordu. Ama insan burnuna getirdiği zaman biraz daha çok daha fazla yoğunlaşmış olduğunu görüyor. Çünkü Adana'da o satılan şeyler, Nergizler çok şey değil. Nergizler ona. Kokusu çok fazla yok. Çünkü onlar doğal değil. Bunlara bak, dikkat ederseniz katmerli değil. Yani kültürize edilmemiş şeyler, Nergizler. Ama ben de sonuçta bunu her ne kadar bunu eşime götüremiyorsam da buradan ona koklayarak hediye etmiş olayım. Değerli seyirciler, tabi burasının bir özelliği de bir ucu Karataş, bir ucu Tuzla.
biraz önce gördüğünüz, şimdi gördüğünüz o yerler, şu karşı taraflar Tuzla tarafı, Karagöçer'in oradan da buraya geliniyor zaten. Dolayısıyla bu büyük bir şey, lagün. Bizim bu bölgede zaten şeyden Çukurova bölgesinde lagünlere baktığımız zaman işte şeyin orada var, küçük de olsa 3-4 tane lagün, Göksu'nun döküldüğü Silifke'nin orada var. Hani o kuş cenneti meşhur. Onun dışında yok olan, yok olmuş olan Tarsus'ta kara ne diyoruz oraya? Eskiden şeyin Tarsus'un çayı Berdan Tarsus'un içinden denize dökülürdü. Orada Karabucak ormanlarının olduğu yerde bir lagün vardı. Hatta o lagüne biraz küçük tekneler yaklaşırdı. Dolayısıyla Tarsus bir sanki şey gibiydi, deniz kenarı gibiydi. Ondan sonra bizim bu bölgede işte Tuzla'nın orada var lagün. Bizim burada Akyatan lagünü var. Daha sonra da Yumurtalık'ta dört parça lagün var. Yani Yelkoma, Tuzla'ya lagünü ve Çamlık lagünleri diye. Dolayısıyla bu deltaların, nehirlerin, Çukurova bölgesine akan nehirlerin veyahut da daha önceleri nehir kollarının da direkt olarak denize döküldüğü yerlerde hep lagünler oluşmuş. Bu yani lagünlerin oluşmasının temel nedeni Toroslardan gelen suların milyonlarca yıl boyunca o taşımış olduğu kumları ve aktığı yerlerde denize doğru girmesi ve o yığıntıları ve denizin kumunu böyle bir set gibi yapması ve içeride denizin içerisinde bir göl oluşturmasıyla meydana gelen bu yerlere biz lagün diyoruz. Veyahut da işte lagünün de zaten manası göl demektir. İşte şeydir, Latince bir kelime. Dolayısıyla işte deniz göllerine lagün diye genelde literatürde öyle geçiyor. Biz de öyle diyoruz. Yoksa göl aslında burası bir göl. Deniz gölü. Denizin bir parçası. Denizin devamı. Ve o denizle olan yerlerinde de daima veyahut da denizle olan bağlantılarında da bir şey dalyan kurulur. Balıklar zaman zaman içeriye girer, zaman zaman dışarı çıkar. Özellikle yumurtlama dönemi içeri girerler, daha sonra dışarı çıkarlar. İşte o dışarı çıkış sırasında balıklar yakalanır ve işte bizlerin şeyine satışına, bizlere satışa sunulur. Onun için dalyanlar, lagünler denizcilikte veyahut da balıkçılıkta çok önemli yerlerdir. Nergiz Adası'ndaki yapmış olduğumuz bu güzel gezintiyi burada sonlandırıyoruz. Dönüş yapmak üzere. Hadi buyurun. Bakalım. Ben yardım edeyim sana. Yok, ben hallederim. Buyurun.
Akyatan Lagünü'ne gelince bir şeyin değerini daha iyi anladım. Çukurova'nın değerini daha iyi anladım. Çünkü buradan baktığınız zaman tamamen hem Torosların hem de Amanosları çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ve oraların tamamen karla kaplı olduğunu, buzla kaplı olduğunu farkına varıyorsunuz. Dolayısıyla tabii haberlerde herkes öğreniyor bunu ama şimdi insan doğada bazı şeyleri kendisi keşfedince bazı şeyleri daha iyi idrak ediyor. Kuşları da şimdi daha iyi anlıyorum. Buraya niye göçmen olarak geliyorlar? Çünkü her taraf kar içinde. İşte gördüğünüz gibi bu bölge dağlar arasında kalmış. Çukurova dağlar arasında kalmış. Ilıman bir yer. İklim için çok iyi. Hatta bu yüzden de çok fazla göç alıyoruz. Yani Çukurova bölgesi diğer bölgelerden göç almasının sebeplerinden bir tanesi de yalnız iş meselesi değil. Aynı zamanda insanların yaşamlarının daha kolay oluşu. Yani ısıtma derdi yok, ısınma derdi yok veyahut da çok az. Dolayısıyla diğer bölgelerden bu taraflara kaçış tarih boyunca olmuş ve bugün de hala devam etmektedir. Nasıl ki insan Çukurova bölgesine bu şekilde yoğunlaşıyor, kuşlar da söz konusu alanlarda tabii karla kaplı olması, yaşam şartlarının zor olması vesilesiyle tabii özellikle bu alanları daha çok tercih ediyor. Bak aşağı ortaya indireceğim ha. Denizin ortasında bir batıkta gibi hissediyorum kendimi. Bu salı inşallah çalıştırırız. Olmadı. Ortaya. Haydi. Bravo.
Dalyan'dayız. Akyasan'dayız. Ve Login'deyiz. Ne derseniz. Ve balık avlıyoruz. Maşallah balık da bol bugün. Akşama ziyafet var. Bu balıkların şu anda gördüklerim hepsi kefal. Balıkların hepsi şu anda tuttuğumuz balıkların hepsi kefal. Ama burada zaman zaman levrek ve şufra da çıkmaktadır. Lan balığı. Bereketli maşallah, bereketli. Aslında ben bu işi yaparken yılan balığı bekledim ama bir türlü çıkmadı. Yılan balığını çok severim. Ümidim yılan balığıydı. Neyse kefale de razıyız. Atayım mı, tamam mı? Şöyle at abi. Bereket olsun ya. Evet, teşekkür ederiz. Bir şey değil, afiyet olsun, güle güle. Hem bizi gezdirdin, hem bizim akşam yiyeceğimizi çıkarttın. Afiyet olsun. Eski zamanlardan kalma, Bizanslardan kalma bir kilise. Merhaba yine ağlar. Merhaba yine kıdemli.